özgürlüğün kısıtlandığı telkini. Şeytan az önce anlatılan yöntemle başarıya ulaşamayınca mümine başka bir yönden yanaşıp ona dini yaşamanın, Allah'a ve Resulüne itaat etmenin insanın özgürlüğünü, bağımsızlığını kısıtlayıcı bir hayat tarzı olduğunu fısıldamaya başlar. İnkarcıların ne kadar özgür ve başlarına buyruk yaşadıklarını, dilerse onun da öyle yaşayabileceğini telkin eder. Şeytanın bu yalnızca göz boyamaya yönelik süslü telkinlerine kapılmamak için en başta olayların ve kavramların Kur'an'a bağlı tanımlamalarını bilmek gerekir. Burada söz konusu olan özgürlük kavramı da bunlardan biridir. Kur'an'a bakıldığında müminin canını, malını Allah'a satmış, ona tamamen teslim olmuş, yalnızca onun hoşnutluğunu arayan ve gerçek yurdu olan ahirete anan bir kimse olduğu görülür. Bu yüzden özgürlük anlayışı da müminin bu bakış açısı içinde değerlendirilmelidir. Mümin için özgürlük, kafirlerin anladığı gibi Allah'ın sınırlarını çiğnemede, gerçekte kölesi haline geldiği nefsinin ve diğer sayısız putlarının emirlerini yerine getirmede sahip olunan bir özgürlük değildir. Müminin özgürlük kavramı 24 saat açık havada dolaşmayı, amaçsız ve anlamsız tavırlar sergilemeyi de içermez. Bu anlamda sokaktaki köpekler, sudaki balıklar, havadaki kuşlar herkesten daha özgürdür. Ama bu özgürlük onların kuş beyinli olmalarına, hayvanların ötesine geçmelerine çare değildir. Sokak serserileri, ayyaşlar da tamamen özgürdürler. İstedikleri çöplükte, beğendikleri köprünün altında uyuyabilirler. Diledikleri gibi bağırıp çağırabilirler. Oysa elbette ki değer taşıyan özgürlükler bunlar değildir. Gerçek özgürlük ancak gerçek din tam anlamıyla yaşandığı takdirde elde edilir. Allah'ın emirlerini gözetmeden, yalnızca nefsinin istek ve arzuları doğrultusunda yaşayan bir kişi, kendisinin özgür bir insan olduğu hissine kapılabilir. Çünkü imanın ve Allah'a teslimiyetin getirdiği gerçek özgürlüğü tatmadığı için müminler gibi karşılaştırma yapma imkanı yoktur. Oysa dinden kaçıp din dışı bir hayatı benimseyerek özgürlüğüne kavuşacağını sanan kişi aslında tabi olduğu din dışı sistemin kendisini uymaya mecbur kıldığı birçok zorlayıcı, kısıtlayıcı ve yasaklayıcı kurallarıyla zincirlenip çoktan özgürlüğünü kaybetmiştir bile. Artık bu din dışı sistemde hayatını sürdürebilmesi için bu sistemin kurallarına, adamlarına, patronuna, müdürüne, işçisine, babasına, sevgilisine, Kur'an'da hiç yeri olmayan ancak toplumun zamanla oluşturduğu örf, adet ve geleneklere, sayısız sosyal yaptırımlara, Allah'ın ondan istemediği ama kendi taasubundan ötürü kendisine koyduğu prensiplere uymak zorundadır. Sonuçta Allah'ın kulu olmaktan kaçınıp binlerce sahte ilahın putun emrine girer. Ayette şöyle denir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yardım görürler umuduyla Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların o ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Oysa kendileri onlar için hazır bulundurulmuş askerlerdir. Yasin Suresi 74-75. Bu din dışı sistemin esiri, kölesi haline geldiğini fark etse de bunu itiraf etmeyi gururuna ve kibirine yediremez. İçinde bulunduğu durumu tecrübe ve olgunluk sahibi bir filozof edasıyla hayatın gerçekleri olarak tanımlar. Gerçek oldukları doğrudur. Fakat bunlar hayatın değil küfrün gerçekleridir. Yaşadıkları başlarına gelen her şey Allah'ın küfre dünyada ve ahirette vaat ettiği acı gerçeklerin yalnızca çok küçük bir bölümüdür. Oysa hayatın başka gerçekleri de vardır. Bunlar da imanın gerçekleridir. Küfrün gerçeklerinden ise çok farklıdır. Müminin imanın gerçekleri üzerine kurulu yaşamanın da doğal olarak küfrün azap dolu yaşamıyla uzaktan yakından bir benzerliği yoktur. Din her zaman toplumun ve insanların kişi üzerindeki sayısız baskılarını, yaptırımlarını, yönlendirici kurallarını, dahası kişinin kendi kendisine koyduğu kuralları, prensipleri, her türlü tasubu ve olumsuz telkini kırar, yok eder. Bunu da Kur'an ve onunla hükmeden elçisi vasıtasıyla gerçekleştirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Resul onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır. Araf suresi 157 Diğer önemli bir nokta da özgürlük kavramının fiziksel olmanın ötesinde gerçekte ruhsal bir kavram olmasıdır. Özgürlük asıl olarak Allah'ın insan ruhuna ve kalbine hissettirdiği genişlik, ferahlık, huzur ve güven duygularının bütünüdür. Bu da kişinin imanı, takvası, tevekkül ve teslimiyetiyle doğrudan bağlantılıdır. Bir ayet bu metafizik durumu şöyle açıklar: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse onun göğsünü sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökerdir. En'am suresi 125. İman etmeyenlerin göğsünün dar ve sıkıntılı kılınması onların özgürlüklerini temelinden yok eden bir durumdur. Her ne kadar görünüşte fiziksel özgürlüğe sahip olsalar da bu haldeyken o özgürlüğün tadına varamaz, mutlu ve huzurlu yaşayamazlar. Bu yüzden bir metrekarelik bir zindanda Allah'ın kalbine huzur ve genişlik verdiği bir mümin olmak, kendini özgür zannederek daha bayır dolaşan, sınır tanımayan, Allah'ın da kalbini daralttıkça daralttığı, sıktıkça sıktığı bir inkarcı olmaktan kuşkusuz çok daha hayırlıdır. Peygamber döneminde başlangıçta nefislerine uyarak savaştan geri kalan üç Müslümanın kalplerine Allah tarafından bir uyarı olarak verilen sıkıntı ve darlık da fiziksel özgürlüğün ruhi özgürlük olmadıkça hiçbir anlam ifade etmediğinin en güzel örneğidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Savaştan geri bırakılan üç kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar, sıkıntılı gelmişti. Ve onun dışında yine Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah yalnızca o tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Tevbe suresi 118 Buraya kadar anlattıklarımızdan müminin dünyada zinden hayatı yaşayacağı, fakat bundan memnunluk duyması, bütün gün evde oturup sıkıcı ortamlarda bulunması, bir lokma, bir hırka ile idare etmesi gerektiği gibi ters anlamlar çıkarmak da kişiyi şeytani bir karamsarlığa sürükler. Kast edilen bellidir. Mümin her anını Allah'ın hoşnutluğuna en uygun hareketi yaparak değerlendirmeli, nefsinin arzularını tatmin etmek için Allah'ın sınırlarından asla taviz vermemelidir. Allah onu yıllarca zindanda tutsa, dünya hakimi de yapsa, Allah'a olan bağlılığından, takvasından, imanından ve ahlakından hiçbir şey kaybetmemelidir. Gerçek bir mümin, bu dünyadaki her nimetin, her sıkıntının, her ortamın, her durumun kendisinin nasıl davranacağının denenmesi için yaratıldığını bilir. Küfür ise her ne kadar görünüşte refah içinde sınır tanımaz bir yaşam sürse de sonunda kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elleri boyunlarına bağlı olarak cehennemin sıkışık bir yerine atıldıkları zaman orada yok oluşu isteyip çağırırlar. Bugün bir yok oluşu çağırmayın. Birçok kere yok oluşu isteyip çağırın. Ayetlerinde belirtilen akibete uğrayacaktır mümin kendisini özgür sanan küfrün özgürlüğünü ahirette ebediyen yitireceğini, daracık bir mekanda sonsuza kadar hapsolacağını bilir. Buna karşı mümin sonsuz özgürlüğe kavuşacaktır. Kur'an bu durumu şöyle açıklar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterip yarışın ki o cennet genişliği gök ile yerin genişliği gibi olup Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah'ın fazlıdır ki onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Hadid suresi 21.